Bakayım. Paçanga. Paçanga bir türlü bana kısmet olmamıştı ya. Alayım şunu. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir vlogla sizlerleyim. Video çekmeye çekmeye videoya giriş yapmayı unutmuşum. Bugün annem, Sedef ve ben Bayburi'ye gidiyoruz. Bu arada annem burada. Bizi ziyarete geldi sağ olsun. O yüzden moraller yerinde. Böyle Londra'ya birkaç saat uzaklıkta Bayburi diye bir köy varmış, Oxford'a bağlı. Oraya gideceğiz, orayı gezeceğiz. Hava böyle hafif yağmurlu gibi gösteriyor, biraz bulutlu. Umarım yağmaz diyoruz, şemsiyelerimizi alacağız yanımıza. Annemin yolluklarıyla beraber yola çıkacağız birazdan. Yolluklarımızda neler var? Şöyle ışığı karşıma alayım. Şöyle sağlıklı kurabiye var. Anne başka ne vardı? Makaronları aldım. Makaron var. Makaron nerede? Tam önünde, yanında kurabiye. Ha, buldum. Makaron var. Ben böyle. Makaronumuz. Makaron da bence bu arada çok büyütülen bir tatlı. Sırf insanlar bence pahalı diye böyle ay makaron çok severim falan diyorlar. Ama yanımıza alacağız. Niche tayfayı yorum kısmında bekliyoruz. Makaron seven niche tayfayı yoruma bekliyoruz. Ya bence makaron Türkiye'de biraz abartılan bir lezzet olduğunu düşünüyorum böyle. Sırf pahalı diye böyle artistlik yapıyorlar ya. Bence orkide de aynı mantık. Yani o kadar abartılan, büyütülen bir çiçek değil. İki tane saptan oluşuyor ama sırf pahalı diye ben orkide severim falan diyorlar. Neyse o başka bir bölümün konusu olsun. Burası dayımın evi bu arada, bizim ev değil. Bir ara ev turu videosu da çekeceğim arkadaşlar. Unutmadım, aklımda bu da. Hatta belki dayımın ev turu videosunu falan da çekerim. Burada şey, kapılar böyle direkt sokaktan açılıyor. Böyle hop. Sokaktasın. Güno. Güno. Şu benim çok sevdiğim bir şey. Bak bu eski dönemlerden kalma. Böyle bir sigara kutusu. Eskiden buraya 30 peni atıyormuşsun. Az önce 14 lira verdim. Lira diyor ama değil mi? 14 pound. 14 lira. Böyle bir sigara kutusu. 30 peni atıyorsun. Buradan sigaranı alıyormuşsun. Tabii artık kullanılmıyor ama bu böyle kalmış burada. Bu arada hava burada böyle son birkaç haftadır aşırı güzeldi. Bugün Bayburi günümüzde bulutlu, yağmur gösteriyor ama yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Burayı da böyle kabul ettik. Arkaya mı? Ben otururum. Ben öne mi geçeyim? Sen öne otur. Seni de arkaya sıkıştırmak istemedim ya. Yok, bunları Sedef. Yani ben de dedim teyzem otursun ama senin tamam. Sen, yani evet. Bir saat falan gideceğiz. Tamam, ben öne oturayım. Kötü olur. Beni birazcık araba tutuyor da. Böyle biraz bunun işleri böyle. Benim 4 kapılara artık 5 kapılara geçmem. Sedef arabasını değiştirdi. Zaten dikkatli gözlerden kaçmayacaktır bu olay. Atla bilen. Çantam rahatsız eder misin? Yok. Sorun yok. Dur dur dur, aldım. Hadi bismillah. 11'e 5 var, çıktık. 11'e 5 var, tamam. 2 saat gösteriyor. Az önce baktık. Bir Karadenizli kasabası kendisi. Habu Bayburi. Habu Bayburi'den aşağıya, oradan oraya diyor. Habu Bayburi'ye gidiyoruz. Karadeniz çakamızı da yaptığımıza göre artık yola çıktık. Bira bismillah. Ya bu çok komik bir detay ya. Bunu kesin anlatmam lazım. Annem Türkiye'den şöyle bir şey getirmiş. Sizce bu ne olabilir? Anne sen söylemek ister misin bunun ne olduğunu? Sen söyle canım. Daha önce geldiğimde unuttum getirmeyi. Arkadaşlar annem benim göbek bağımı bulmuş getirmiş. Hazır demiş Londra'ya geliyorken Dilan'ın da şu göbek bağını demiş. Daha önce unuttum. Bir gömü vereyim demiş ya. Aradan 30 yıl geçti ama geç olsun güç olmasın demiş. Anne 30 yıldır neredeydin? Herkes çocuğunun göbek bağını üniversitelere, kolejlere gömerken, daha yeni doğmuş çocuğunun göbek bağını gömerken sen 30 yıldır neredeydin?
Ya daha önce geldiğimde getirecektim, unuttum almayı. Ama 30 yıldır neredeydin ya? Ancak işte. Ancak. Annem ancak vakit bulabilmiş. Neyse, bunu da bugün böyle Oxford taraflarına gömeceğiz. Sonrasında bir her şeyin, şansımın açılacağına denizin inanıyorum. Göbeğin mi? Denizin değil abi, benim göbeğim. Oha. Anneme diyorum ki anne 30 yıldır neredesin, diyor ki ancak vakit bulabildim. Zaten geldin artık, ne anlamadım. Bence bunu gömdükten sonra her şey böyle bir aşırı değişecek, buna inanıyorum. Allah Allah. Aynen, bunu bekliyorum. Abi kadın 30 yıldır benim göbek bağımı saklıyor. Deniz'in göbek bağını alınca aklıma geldi. Dilan'ın da vardı evde. Allah Allah. Oradan aklıma geldi, dağıldı. Ya ablam yani. Yeğenimin, 1 yaşındaki yeğenimin göbek bağını almak aklına gelmezse annem bir 30 yıl daha bunu çekmecede bekletecek. Varmak üzereyiz. Yolların güzelliği. Birazdan Özdilek dinlenme tesisinde sucuk ekmeğiyiz. Susurluk tostu. Geldik. Burası 17. Şimdi ben biraz internetten araştırmalarım sonucu edindiğim bilgileri önden bir sizle paylaşayım. Burası 17. yüzyıldan kalma bir köymüş, Bybury. Ve böyle bal rengi taşlı evleriyle meşhurmuş. Tam internet bilgisi bu. Bridget Jones'un Günlüğü, Yıldız Tuzu gibi filmler burada çekilmiş. Ve aynı zamanda Avrupa'nın en güzel 10 köyü içinde yer alıyormuş bu Bybury. Biz şimdi böyle nereye park edeceğimizi falan bilemedik. Bir teyzeden yardım aldık. Dedik hani buranın tam böyle merkezi neresi, nereden başlayalım gezmeye. Teyze de sağ olsun bu anı bekliyormuş gibi bize bayağı bir yardımcı oldu. Şimdi biz kiliseden başlıyoruz gezmeye. Şöyle şu tarafta kalıyor. Oradan böyle dümdüz gideceğiz. Bu arada da dondurması meşhurmuş. Evleri, sokakları meşhurmuş. Güzel Dilan, bak evim var. Evinin girişi böyle. Bir girişinde şöyle bir bank var. Ay. Burası cennet. Bir ev girişi mi? Evet. Bir evin girişi. Private property diye. Aman Allah'ım. Ya ev de olabilir, bilmiyorum. Büyük ihtimalle evdir yani. Kendine ait bir ormanın var. Güzel mülk yani. Düşünsene, sana ait bir orman var. Evinin ormanı var. Şimdi kilisenin olduğu yere geldik. Burada da dileğimizi dileyeceğiz. Hiç affetmeyiz böyle şeyleri. Ne kadar güzel. Kuş seslerini alıyor mu? Mikrofon bilmiyorum ama. Aşırı huzurlu bir yer. Kiliseye giriyoruz şimdi. Acaba çekim yapabilir miyim? Kimse yok zaten. Kadın, okay. Teyze öyle söyledi. Öyle tabii. Mi? Ama diyor zamanla satıldı diyor. Tabii. Önceden bir kişiye aitmiş yani. Aynen. Hepsi bir kişiye. Bütün mülk bir kişiye aitmiş. Zamanla satıldı diyor. Herhalde burası böyle hani şey, eskiden derebeyliği falan gibi bir durum var ya. Hı-hı. Babadan oğula geçti. En son öyle birine kaldı. Çünkü İngilizlerde eskiden lordluk falan var. Hı-hı. Büyük ihtimalle de işte, bu bir lorda aitti komple. Bölge belki o derebeyine aitti ya da lorda aitti. En son o kişiye son, kaldı. O torundan işte o baba o geçti. En sonunda da dağıldı. Şimdi herkesin kendi mülkiyeti var.
öyle dedi çünkü. Bir kişiye ayrı. Bizim fotoğrafçılar da iş başında. Şuradan minik bir çay geçiyor. Ya ben göbek bağımı buraya mı gömsem ya? İlla böyle ilim irfan yuvası mı olmalı? Zaten ben üniversiteyi bitirmişim. Olsun ya bu. Ya buraya ayaklarımı sokmak istiyorum. Allah'ım suyun güzelliği. Çıkarıp soksa. Ya sokalım mı? Dur bakayım. Yok o kadar da değil. Ayağımız sokulur. Ay soğukmuş evet. Ay çok güzel sedi. Allah'ım. Suyun hastasıyım ya. Suya bayılıyorum. Yaptık ama bir türlü hayata geçirememiştik. Şu üçlü kimler geldi kimler geçti? Şu üçlü hayata geçirdik. Tuncer'in de burada olmasını isterdim. O da görsün isterdim ama çalışıyor. İşine denk geldi. Yapacak bir şey yok. Bu çok değişik ya. Bu inek değil. Tüyleri böyle lülük lülük. Anne görüyorum. Tüyleri koyun tüyü gibi değil mi? Evet, ben ilk defa bu hayvanı görüyorum. Sen bilirsin, anlat. Çocukluğun köylerde geçti. Ya, köyü çok bilmem ama bunu ilk defa görüyorum. İlk defa mı görüyorsun? Hı hı. Ay ne kadar çok ısırgan otu ve nane var. Ha bu Bayburu'da dağlar denize para almış. Bayburu'nun dereleri aksa yukarıya aksa. Çok bir aksanı olan Bayburu, bir ismi var yani böyle. Tam evet, bir Karadeniz, tam aksanı. Karadeniz aksanı. Bayburu'dan geldim. Buranın dondurması meşhurmuş bu arada. Allah Allah. Evet, öyle yazıyordu. Herhalde bu inekler, sütleri falan. Ya aşırı güzel değil mi? Bu nedir kardeşim böyle? Bu ne güzellik? Böyle değil. Burası otel müşterilerine ait. Ha burayı sadece otel müşterileri mi kullanıyor? Burası otel ve restoran. He. Yes. Otel de burası. Pop. Bu yok, pop burası mı? Pop. Evet. Burası popmuş. Kapan. Ya buraya böyle hafta sonu falan sevgilinizi, manitonuzu alın gelin. Burası tam öyle bir yer bence. Ne dedin anne? Sevgili manito deme. Annem benim uyarıyor burada argo konuştuğum için. Manita kelimesini kullanma diyor bana. Şu yana doğru gidersek orada biraz kafeler mafeler var. Hmm.
Bir de o tarafı... Buranın devamında ne var? Buranın devamı artık köyden çıkıyorsun. Ha, çıkıyor musun? Evet. Küçük bir köy. Çok küçük bir köy. Hani ben az önce şey demiştim ya, hafta sonu gelir kalırsınız demiştim. Ama burası 2 günlük bir yer değil, onu geri alıyorum. Bir gece kalmalı bir yer. Belki bir gece, yani böyle çok aşırı doğa falan seviyorsanız evet, bir gece de kalınabilir. Ama köy aşırı küçük. Yani birkaç saate bitirirsiniz. Annemle Sedef de şuradaki banka çöktüler. Afterlife bankı gibi. Bir de bu köyün nüfusu 670 kişiymiş. Bunu da okuduğumda çok şaşırmıştım. Yani köyün toplam nüfusu 670 kişi. Çok iyi değil mi? Ah! Anneme bakın, anneme. Beni çektiği işaret yapıyor bana. Şimdi ben annemi çekeyim. Tekrar anlatmaya geri döneceğim. Diyorlar ki Bayburi neden gelişmiyor? Çünkü Bayburi inşaatçı, mühendis gelmiyor evladım. Yapacaksın buraya böyle güzel rezidansları dikeceksin buraya. Şuraya. Gelişecek burası. Yapacaksın şöyle şuraya orta yere bir AVM. Keseceksin bu dereleri. Bu ağaçları. Set vuracaksın, ağaçları keseceksin. Bak o zaman Bayburi'ye gelecek turisti gör. Sosyal mesajı verdi. Anlayana kıps. Evet. Kıpsi. Çok ince de değil aslında. Gayet kalın bir mesaj. Kalın bir mesaj verdi. Biliyorum. Anne köyle ilgili düşüncelerini alayım. Beğendin mi? Gel Canikom, gel. Bak, tarihi geçen. Bir hı. Köy. Hı. 500 yıllıkmış evler. Eski. Çok güzel, çok beğendim. Çok sakin, huzur veren bir yer. Huzur veren bir yer. Sedefciğim, senin düşüncelerini alayım köyle ilgili. Yaşanmaz. Fazla huzur. Benim gibi ben şehrin hayhuyunu seviyorum. Kaos sevdalısı. Kaos sevdalısı bir insanım ben. O yüzden ama ara sıra oksijen almak için, biraz kafa dinlemek için gelinebilir diye düşünüyorum. Evet. Ben az önce mesela bir iki gün hafta sonu kalınabilir demiştim. O lafımı geri aldım. 2 gün çok fazla buraya. Yani bence günübirlik. Evet. Çünkü bu ya bir şey olması, mesela bir festival, bir event olsa evet, vardır illaki yerel bir, işte ne bileyim, çilek festivali gibi bir şeyi vardır illaki. Her kasabanın şeyin oluyor. Hani belki o şekilde bir buçuk gün geçirilebilir ama köy küçük zaten. Şu alandan böyle bir dikdörtgenden oluşuyor. Küçük, evet. Evet, aşırı küçük. Huzurdan elim ayağım titriyor. Bünye kaldırmadı. Bünye kaos istiyor. O zaman senin bünye küfür istiyor, kaos istiyor, kavga istiyor. Aşırı sevdiğin, hani yemeden yapamadığın, aşırı sevdiğin makaron. Şey yapacaksın ama bunu böyle hani yemeden önce yanına böyle kendi elinle yazacaksın. Hani love, tasty. Öyle şeyler yapılıyor. Instagram'a atacağım bu makaronu. Instagram'da makaronu da şimdi diyecekler ki ulan madem bu kadar hasta ziyaretinde getirmişler, evet, yapıyorum. Aldığımız bir şey değil. Biz para verip almadık ki, hasta ziyaretinde geldi. O yüzden dayımız hasta. Dayımız hasta olduğu için burada böyle baklava maklava da çok yaygın değil. Yaygın da. Ya makaron almışlar yani. Makaron almışlar. Tatlı olsun diye. Biz de yola getirelim dedik. Kime niyet, dayıma niyet, bize kısmet. Bu arada bence acı badem bu makaronu tokatlar. Aynen. Kadın yaprak taşımış getirmiş ya. Türkiye'den yaprak getirmiş. Aynen. Buradaki yapraklar pek iyi değilmiş arkadaşlar. Bu da küçük bir bilgi Bayburi videosunun içine. Türkiye'den gelirken ne getirin? Yaprak getirin. Kuru patlıcan getirmenize gerek yok. Buradaki Türk marketlerinde satılıyor. Annem lokum getiriyor ama lokum da burada satılıyor. Gerek yok. Kuru yemiş olabilir belki. Aslında kofalının kuru yemiş fena değil. İyi. Kuru yemiş de çok şeyde yok. Yani her şey var aslında burada. Ne getirilebilir yaprak dışında? Peynir. Peynir. Süt ve yani süt ürünleri getirilmiyor. Peynir seven süt ürünleri gelmiyor ama işte. Yasak. Evet, öyle bir şey. Ne yemiyor eksik? Pastırma ya. Pastırma güzel değil abi. Evet, pastırma güzel değil, doğru. Pastırma güzel değil. Sıkıntılı. Çemen plastik. Bir şey diyeceğim. Sucuk da güzel değil. Ya yine bir şekilde gidiyor. Hani garip bir... Evet. Soslu falan böyle değişik. Evet. Islak hamburger yok mesela. Islak hamburger yok. Midyeci açıldı. Güzel midyesi denedim. Gayet ben iyiydi. Ben de denedim. Fena değilmiş. Güzeldi midyesi güzel ya. Midyeci.
Şimdi durduk yere Midye'nin de reklamını yapmayalım. Biliyorsunuz bedavadan reklam yapmalarımla meşhurum. Ama artık yapmıyorum. Arayın bulun. Yoluna geçiyoruz ufak ufak. Köyü bitirdik. Bakalım. Yol üstünde eğer böyle güzel küçük şirin böyle çilek bahçesi, çilek tarlası görürsek orada da durmayı planlıyoruz. Güzergahımıza bağlı. Köy dışarıdan tabii turist alıyor ama yine de öyle çok yoğun bir kalabalık yok, bilmiyorum. Belki de pazartesi günü olduğu için de olabilir. Onun dışında hiç Türk'le rastlaşmadık, yani hiçbir Türk'e denk gelmedik. Bu da iyiydi bence. Linç tayfa. Boş geçme burayı. Düşüncem bu, bilmiyorum ya. Sanki böyle bizim adımımızı attığımız her yer bozulacakmış gibi geliyor. Böyle bir korku var. Hatta Instagram'da paylaşırken konum falan bile etiketlemedim. Türkiye travmaları hala devam ediyor. Kafeye girdik mesela. Kahve gayet ucuzdu. Kruvasan 1,5 pound falan da. Hani böyle hiç burası zaten turistik bölge. Turistleri düdükleyelim falan gibi bir mantık yok. Bu tarz şeylerle karşılaşınca bir garipsiyorsun. Allah Allah, biz bu kadar değerli miyiz ya falan diye düşünüyorsun. Neyse. Bakalım, videolara devam edeceğim. Küçük bir mola verdim. Küçük bir ara verdim. Devam edeceğim. Siz de biraz motive edin, gözünüzü seveyim arkadaşlar ya. Biraz motivasyona ihtiyacım var. Neyse. Hadi biniyorum. Hadi baş. Arkamız alabildiğine bir gelincik tarlası. Şöyle arabayı kenara çektik. Burada fotoğraf çektireceğiz. Tabii ki bu gelincik tarlasını kaçıramayız. Niye çalıyor lan? Her geçen araba bize korna çalıyor. Anlamadık. Yani vuramadıkları için kıskanıyorlar canım. Kıskanıyorlar. Kendileri duramadı diye kıskanıyorlar. Burada bizim gibi bir aile daha var. Fotoğraf sevdalısı. Tamam, alabiliriz. Bizim her aile etkinliğimizin sonunda olduğu gibi bu etkinliğimizin sonu da yine kebapçıda noktalanıyor. Yolda yiyecek bir şeyler bulamadığımız için kapanışı dönerle yapalım dedik. Döner lahmacun alıp evde yiyeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.